Değerli TV izleyicileri, herkes bunu konuşuyordan merhabalar. Bugün haftanın son günü Cuma. Öncelikle tüm Manisalıların Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı Cumalar dileyerek başlayalım programımıza. Evet değerli izleyiciler, herkes bunu konuşuyor da Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Genç bizlerle birlikte. Evet Sayın Genç, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Az önce anons ederken yine Manisa Şube Başkanı diyecektim. Son anda topladım. Evet, aslımız oydu. Evet, Şube Başkanlığından artık Genel Başkan Yardımcılığına evet. Getirildiniz. Biraz bundan bahsedelim. Nasıl oldu Genel Başkan Yardımcılığı? Şimdi tabii oraya gelmeden tabii bizim Manisa geçmişimiz çok şey. Ben buradan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Manisa'daki çok değerli kamu çalışanlarına, yıllarca bizlere inanıp güvenen, birlikte hareket ettiğimiz, birlikte yol aldığımız, mücadele ettiğimiz arkadaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Halkımıza da saygılarımı sunuyorum. Evlerinde bizi misafir eden çok değerli Manisalılara da hayırlı cumalar, sevgilerimi sunuyorum. Canan Hanım, şimdi tabii biz Manisa'da 1999 yılında sendikacılığa başladık. Şube Başkanı olarak. Uzun bir süreçti tabii. Ben buradan konuya girmeden Etevi ailesine de çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok bizi stüdyolarında konuk etti. Hep güler yüzle karşıladılar. Yaklaşık 15 senedir ben bu stüdyolara gelip gidiyorum. Ne kadar uzun zaman. Arkadaşlarla olmuş, evet. Birlikte olduk. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi kamuoyuna sizin aracılığınızla duyurduk. Herkes bizden o konuda bilgilendi. Sizler bize ilgi ve alaka gösterdiniz. Biz de fikirlerimizi kamu çalışanlarıyla, halkımızla paylaşmak istedik hep devamlı. Şimdi burada 15 yıl gibi bir uzun süre şube başkanlığından, biliyorsunuz 2001 yılından beri de yine kamu seninde üst konfederasyonun da ilk temsilciliğini yaptım. Son 3 yıldır yaklaşık halkımızı çok yakından ilgilendiren kent konseyi başkanlığını yürüttüm aynı zamanda. Beraber olduk. Çok değişik sivil toplum kuruluşları, katmanlarıyla birlikte olduk. Onlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onlar da alakalarını eksik etmediler. Bizim 2014 Şubat 15-16 tarihlerinde 5. Ulağan Genel Kurulumuzu yaptık Ankara'da, kongrede. Ve burada bize karşı bir yoğun şey vardı, istek vardı. Ankara'ya gelme mesabıyla. İşte tecrübemiz, bilgi birikimi ve Manisa gibi çok güzel bir kentte, çok iyi bir Ege'nin yıldızı bir kentte şube başkanlığı yaptım. Sağlıkla ilgili olarak. Çok değerli delegelerimizin değerli oylarıyla yine eski şeyi genel sekreter olarak, yeni şeyiyle genel başkan yardımcısı olarak, Türk Sağlık Sen'in bize bu görevi layık gördüler. Ben onlara da şükranlarımı sunuyorum. Oyla seçildiniz ama değil mi? Tabii, yani tabii oynamaya ki, sunuldu. Tabii delegelerimiz var. Kongre evet, yapıyoruz. Evet. İki tane de rakibim vardı yani. Tabii arkadaşlar, bu demokraside bir yarış netice itibariyle. Evet. Orada öyle bir şeyimiz oldu. Seçim yaşadık. Sonra işte seçim sonuçları açıklanınca Genel Başkan Yardımcısı olarak Ankara'ya, tabii bu saatten sonra 4 yıllığına seçildik. Ankara'dayız. Ben bir Manisalı olarak Manisa'yı temsilen Ankara'ya gidiyorum aslında. Manisa çünkü adına da gurur verici tabii ben ki ben Manisa'yı çok seviyorum. Bu ili gerçekten, belki burada doğmadım ama burada doğanlardan fazla Manisa'yı sevdim. Manisa'da yaşayanları, Manisa'da nefes alanları, Manisa'da idealleri uğruna mücadele eden kardeşlerimizi çok sevdim. Onlarla çok şeyler geçirdim. 2 gündür ilçeleri dolaşıyorum, vedalaşıyorum. Bütün ilçelerimi dolaştım Manisa'nın. Dostlarımla, kardeşlerimle, arkadaşlarımla vedalaştım. Onlarda çok hüzünlü bir hava var. Tabii çok uzun süre beraberliğimiz oldu. Tabii. Hüzünlü bir ayrılış oluyor. Bende de böyle buruk bir şey var. Yani Manisa'dan ayrılmanın vermiş olduğu bir burukluk var.
Onu hem tabii, sevineceğim bu ruhla aynı anda yaşıyorsunuz. Evet, mutlaka. Ama ben de şey yaptım işte, gelip gideceğim. Şu anda evimi buradan da taşımıyorum, götürmüyorum. Evet, Sırf anladım. Manisa'ya gelip gitmek için, Manisa'dan Evet. bir bağım kopmasın diye. İnşallah 3-4 haftada bir Manisa'dayız yine. Gelip gideceğiz ama Manisalı hemşehrilerimizin, özellikle kamu çalışanlarının bütün sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini Manisa'dan değil de artık Ankara'dan bakıp halletmeye çalışacağız. Bizim kapımız, herkes biliyor, tanıyan. Hayatımda hep pozitif baktım. Herkese sevgi ve saygıyla yaklaştık. Hiçbir zaman Allah bizim gönlümüze kibir vermedi, kibir de vermesin. Makamlar dünyada kalıcı değildir, yani geçicidir. Kurumlar kalıcıdır. Bugün biz varız, yarın başkaları gelir o mevkilere. Önemli olan insanlarla o diyaloğu kurabilmek, sıcak yaklaşımı, pozitif enerjiyi yayabilmek diye düşünmüşümdür ben her zaman. Ve bunu da şiar edindim kendime. Hayatımda tek şey yaptığım, en ufak bir arkadaşımın Manisa'da, ister benim gibi düşünsün, ister düşünmesin, herkese sevgiyle, saygıyla yaklaşmak oldu. Onun da zannediyorum şeyini aldık. Tabii ki bizim hakkımız varsa bütün dostlarıma, kardeşlerime helal hoş olsun. Onlara da helal etmelerini diliyorum. Biz bir mücadele veriyoruz. Büyük mücadele veriyoruz, sendikal mücadelede. Kamu çalışanlarının sıkıntıları çok fazla, çok büyük. Özellikle bunu ben tabanda yaşayan, yani tavan alttan gelen bir insanım. Bunu yukarıda dile getirmek, tabii ki daha olgunlaştırmak bizim üstümüze vazife olacaktır burada. Kamu çalışanların hem ekonomik hakları çok geriye gitmiştir, hem özlük hakları çok geriye gitmiştir. Sosyal haklarında kayıplar vardır. Bugün sağlıkta özellikle en düşük devlet memuru maaşı sağlıkta alınmaktadır. Arkadaşlarımız döner sermayelerden paylarını alamıyor. Yani neticede yıpranma payları alamadılar. Ek ödemeleri, döner sermayeleri emekliliğiyle yansıtılmadı. Dört yerlere kadro çıkmadı meclisten daha geçen gün. AK Parti oylarıyla reddedildi. Şimdi böyle bir ortamda Manisa'da yerelde yaşadığım sonuçları ve edindiğim tecrübeyi inşallah Ankara'da da üst seviyede bunu tüm Türkiye'ye yayabilmek, pozitif enerjiyiz. Bütün amacımız budur. Hizmetin sınırı yoktur biliyorsunuz. Evet. Yani her türlü hizmete biz talip olduk ama neticede Mevlam nasip etmezse, Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin Her diyelim. şeyi nasip Tabii ki diyorsunuz. nasip, yani bugün buraya gelmemiz bile Mevlam takdir etti ki geldik. Sizler Evet. davet ettiniz, bizler de icap ettik davete. Ama Manisa şubesi tabii ki bundan sonra da mücadelesine devam edecektir. Yerimize Rıdvan Mutlu kardeşim şube başkanı olarak devam edecek. Yönetim kuruluyla birlikte, hepsi birlikte bir ekip işiyle. Yönetim kurulu aynı mı devam edecek Aynı, yoksa aynı, değişecek aynı. Bir arkadaşımızı, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde acilde çalışan bir sağlık memuru kardeşimizi benim yerime yönetimi aldık, tamamladık. Bütün yönetim kurulunun oy birliğiyle de Rıdvan Mutlu kardeşimiz halk sağlığında görevli. Zaten yıllardır Rıdvan Bey temsilcilikle başladı. Ben şube başkanı olunca mesleği, sendikacılığa, oradan şube başkan yardımcılığına. Yıllardır zaten benimle birlikte, 12 yıldır şube başkan yardımcılığı yapıyor. Şimdi de nasip olursa bizim görevimizi Manisa'da layıkıyla onlar da devam ettireceklerdir. Biz de kopmayacağız Manisa'dan Canan Hanım. Gelip gidişte inşallah yine misafiriniz oluruz buralarda, Ankara'dan İnşallah, inşallah. dönüşte. Her zaman Tabii bekleriz ki. tabii ki. Yani bu bir avantaj olacak Manisa adına ki siz zaten güncel konuları çok yakından takip eden bir Evet. isimsiniz ve yerinizde de duramıyorsunuz. Evet. Yani sürekli bakıyoruz işte şehir hastanesinin yapıldığı bölgede basın açıklaması yapıyorsunuz. Ya da işte temsilcilik binasında Evet. orada basın mensuplarının açıklamalarda bulunuyorsunuz. Artık bu şehir hastanesini Ankara'dan da takip edersiniz. Daha sıkı takip Kesinlikle. edersiniz Ayda gibime bir geliyor. geleceğim, bakacağım o çukura. Öyle. Tabii o temele bakacağım. Çukura. Takipçisiyim. Peki ne Takipçisiyim. oldu? Siz oralarda basın açıklaması yaptınız. Geldiniz canlı yayında sizi konuk ettik. Yine burada seslendiniz. Ne oldu dediniz? Bence Çok hiçbir şey görkemli olmadı. bir açılış töreni oldu. Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç geldi. Ne oldu peki? Yani bunları dile getirdiniz. Niye sadece tabeladan öteye gidilmedi dediniz? Şu an ne durumda? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında tabii o açıklanmıyor zannediyorum da. Nihai sözleşme imzalanmamış. Benim ulaşabildiğim bilgi budur.
Buradaki 14 ilde 15 tane şehir hastanesi Sayın Başbakan ihalesini Ankara'dan yapmıştı. İstanbul'dan yapmıştı hatırlarsanız. Ama Türkiye maliyeti 20 milyar dolar gibi bir büyük bir rakam bu 15 hastanenin. Türkiye'deki bu ekonomik istikrarsızlık son günlerde, son aylardaki bu ekonomi bu işi de zannediyorum sekteye uğrattı. Bundan dolayı biliyorsunuz dış kaynaklı kredi gerekiyor bunlara. Kredi veren finans sektörleri şu anda bu tür şeylere kredi vermekte biraz ayak diretince bu işler aksamaya sebep oldu. 6 ay şey dediler bana cevap verirken süreci var, hazırlık süreci var. 6 ayın 3 ayı gitti. Bekliyoruz ben kaldı de tabii. Kaldı 3 ay. Şimdi şunu söylüyorum, buranın yapılsa da keşke bizim sözümüz askıda kalsa biz ona razıyız tabii ki. Evet. Amacımız bizim aslında hani bağcıyı dövmek değildir. Biz üzüm yemek istiyoruz. Manisa'nın hep iddia ettim. Bir an önce o hasatı yıllarca, yapabiliyorsunuz. Tabii ki yıllarca iddia ettim. Manisa'da yeteri kadar sağlıkta, yatırımdan, hizmetten alamadı dedim. Bunu iddia ediyorum, yine söylüyorum. Bugün ilçelerimiz bile, Manisa'nın ilçeleri bile Manisa merkezden daha iyi sağlık hizmeti almıştır. Bina bakımından, bakın bina bakımından Turgutlu'da, Salihli'de, Alaşehir'de, şimdi Soma'da yapılıyor. Bakın Akhisar'da ek bina yapıldı. Ama Manisa'da iki tane hastane var. Bölge hastanesi, akıl hastanesini çıkarsak aradan ve iki hastanede çok eski ve yaşlı hastane. Bina artık yaşlanmış yani netice itibariyle. Ne kadar rütüş yapsan şey tutmuyor. Ve bahçesine prefabrik barakalarla hizmet verilecek yerler yapıldı. Ben bunları gündeme getirdim. Yani Manisa'da bu kadar çevremizdeki illere bakarsan Manisa bu konuda geri kalmıştı. O yüzden şehir hastanesi ve adı ne olursa olsun artık temel atıldığında biz de sevinmiştik. Bir an evvel Manisa İzmir'e bağımlılıktan sağlık sektöründe kurtulacak demiştik yani net itibariyle. Çünkü dünyada ve Türkiye'de artık sağlık turizmi biliyorsunuz çok önem kazandı. Sağlık turizmi şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyor biliyorsunuz. Tabii ki. Şimdi Manisa'mıza bir bakarsanız jeotermal tesisler olması gerekiyor. Manisa'nın doğusunda, doğu tarafında ve özellikle Soma'da, Salihli'de, Kula'da, Alaşehir'de yeraltı zenginliği sularımız var bizim biliyorsunuz. Bunlar bile çıkarılıp doğru dürüst tesisler yaptırılamadı, yapılamadı. Yani bu nedir? Sağlık turizmidir. Ekonomisine Manisa'nın katkıdır. Bakın Türkiye'nin 4. 5. büyük sanayisi Manisa'dadır. Efendim ihracat da Manisa 4. sırada Türkiye'de. Böyle bir ilde ekonomik katkısı çok büyük olan bir ilde Türkiye'nin ekonomisine 4. sırada katkı yapan bir ilde sağlık sektörünün geldiği nokta hali bu. Ben özellikle buradan hani geçen sizinle konuşurken de siyasi parti ayırt etmeden bütün siyasi parti milletvekillerine şunu demiştim. Yani Manisa'yı temsilen gidenlere Manisa'yı iyi temsil edemediniz, edemiyorsunuz. Çok ufak işlerle uğraşıyorsunuz. Yani küçük istasyonlarda duruyorsunuz, büyük istasyonlara uğrayamıyorsunuz. Buradaki iktidar partisi kim gelirse işi gücü kalkıyor, memurla uğraşıyor. Yok o benim adamım gelsin buraya, öbürü bilmem nereden benim adamım. Yok şu cemaatçi, yok şu bilmem nereden, bu bilmem şuradan. Bunun düşüncesi bizden değil, bu gitsin. Devlette böyle yönetim tabii ki çok zor. Belki yukarıda yapabilirsin tabii ki ama en küçük noktaya varana kadar, yani bir şubenin şefine varana kadar, bir milletvekilinin aşağı kadar düşmesi, bunların işleri değil. Oralara getirdikleri üst kurum amirleri, işte müdürleri, genel sekreterleri, o dizaynı yapar zaten onlar. Onlar getirdiyseniz sizin adınıza onlar yapsın, bırakın. Müdahale etmeyin. Siz Manisa'ya nasıl yatırım yaparız? Onu düşünün değil mi? Evet. Manisa'nın halkına önünü açabilecek. Sağlık da olur, tarım da olur, eğitim de olur. Nasıl yapabilecekseniz, neleri yapabilecekseniz bunu farklı farklı tüm görüşler tabii bir araya gelsin ve Manisa adına işte yapılacaklar olsun. Mutlaka bunlar olmalı. Yani bugün Milli Eğitim'de bir yasa çıkıyor. Mesela arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz tedirgin. Teşkilat yasası zannediyorum Milli Eğitim'de de yeniden değiştiriliyor. Bütün müdürler 2 sene önce sağlıkta olduğu gibi havuza gidiyor. Görevden alınıyor. Sil baştan yapılıyor. Yani Türkiye bu kadar sil baştan yerelde yapılması bana göre tabii ki yani kurumlardaki hizmet verimliliğini düşürüyor bir şekilde. Hı hı.
ekonomi şeyden üretimden yeteri kadar üretimi yapanlara katkı payı vermezsen oradaki üretim şeyi zor olur. Paylaşması zor olur. Evet, peki Manisa'da bugüne kadar sosyal ve kültürel anlamda çok fazla faaliyetlerin olmaması son yıllarda atak yaptı. Yani Manisa'da evet, konuda evet. İşte kurulan kent konseyiyle, işte evet. Mısır Festivali'nin dünyada tanıtılmasıyla tabii ki daha fazla tanınmaya başladı. Ama bunca yıldır Manisa bu kadar tarihi değerlere ve coğrafi özelliklere, konuma ve organize sanayi bölgesine sahipken neden gelişmedi o zaman? Niye hep İzmir'in gölgesinde anıldı? Sanıyorum yani buradaki ben hep onu şunu dedim. Yaklaşık 30 yıldır ülkeyi yönetenlerin içinden hep Manisa'dan çıkmış birileri. Bakın bu siyasi parti ayırt etmeden söylüyorum. Evet. Yaklaşık ama tarihten beri. Yani yıllar öncesinden beri Manisa'dan hep bir bakan olmuş, hep ekonomiyle ilgili bakanlar olmuş. İşte şu anda hükümetteki ikinci adam da Manisalı netice itibariyle. Evet. Yani Sayın Bülent Arınç Beyefendi de o da bir Manisalı. Tabii ki. Yani ama yani bugüne gelirsek ve neticede geçmişten bugüne kadar kalıcı hep nasıl diyeyim palyatif böyle günü yaşanmış, gün yaşanmış, evet. Yarına şey yapmamışlar, yatırım çok az olmuş ve Manisa bu yönden fakir kaldı, yani işlenmesi gereken bir ildi. Şunu da şey yapmamak lazım, yani yiğit öldür hakkını ver derler. Ben Manisa'da 20 yıldır Manisa'da yaşıyorum. Neticede Manisa'nın değiştiğini 3 senede, 3-5 senede gördük. Manisa şehirleşmeye başladı, yani köydü. Şehirleşmeye başladı. Şimdi yani burada Cengiz Başkan'ın da hakkını yememek lazım gerçekten. Geçmişteki belediye başkanlarımız da çok hizmet etti. O ayrı bir olay. Ama son 5 yılda da gerçekten atağa kalktı. Bugün Manisa'yı dışarıdan gelenleri ben her yere dolaşıyorum. İl dışından da gelenler diyorum. Gerçekten Manisa değişti diyorlar. Şimdi Manisa'da tabii sosyal etkinlikler özellikle, kültürel etkinlikler de son yıllarda oldu. İşte sizin de buyurduğunuz gibi aslında Kent Konseyi 1996'dan beri var. Ama Manisalı bilmez. Niye? Orada alan işte kendisiyle ilgili yapmış olay bitmiş. Biz de geldik, 3 yılımız geçti, 2,5 yılımız da o konuda geçti. Evet. Burada bir hareket getirmeye çalıştık. Dernekleri birleştirdik. İşte dernek festivalleri oldu. Tabii büyük bir ikincisini yaptık. Ben evet. İnanıyorum bundan sonra arkadaşlar bunu gelenek haline getirsinler, bu işi bırakmasınlar. Bakın Manisa'da işte Engeller Haftası ilk defa bir hafta boyunca kutlandı. Yani öyle bir şey oldu. Gençlik şeyini kurduk. Bakın işte gençler Anıtkabir'e gitti. Yakında herhalde zannediyorum o Kent Konseyi'nin projesiyle Çanakkale'ye gidip gelecekler. Evet. Yani tarihimizi yaşayacaklar netice itibariyle. Hani bunu halka tanıttık. Bir şeyler yaptık. Biz temeli attık. Yani ilk taşı, duvarı düzgün koymaya çalıştık. Bundan sonra, bizden sonra gelecek olanlar bu sosyal etkinlikleri çok daha fazla yapıp halkımızı, Manisalı hemşehrilerimizi İzmir'e gitmekten dediğiniz gibi kurtarırlar. Ben hatta yıllar önce yine bu stüdyolardan şunu söylemiştim. Gelin kampanya yapalım, Manisa'da kazanıyoruz, Manisa'da tüketelim. İzmir'de gidip de paramızı tüketmeyelim, Manisa'nın ekonomisine katkı yapalım. Manisa'nın esnafımız canlansın, paramız Manisalı esnafa nasip olsun demiştim. Daha yıllar öncesinde yani yaklaşık 10-12 sene önce bunları söylemiştik. Yani Manisa'ya bu gerekiyor. Manisa'nın şu anda dolmuş önü açılacak. Yani ne gerekiyor? Gaza basacak bir adam lazım büyük burada. Büyük şehirde oldu. Bu da çok evet. Güzel bir avantaj yani aslında. Tabii ki büyük bütçelerle Manisa yönetilecek netice itibariyle. Ama iyi niyetli insanlarla yönetilmeli bana göre. Hizmeti ve projesi günübirlik olanlara değil. İleriyi düşünen yani bir 10 yıl sonrasını, bakın Manisa'da trafik keşmekeşi var, değil mi? Şimdi bu Manisa'da bugün de mi oldu bu trafik olay? Yılların getirmiş olduğu bir tedbir zaten alamayışı. Zaten kent içinde bir yapılaşmada da sorun var. Yani sokaklar çok dar. Evet. Yani çok dar yapılmış. Keşke zamanında düşünülseydi de geniş geniş yollar yapılsaydı. İşte imar tadilatını 30 yıldır yapmazsan trafik sorunu olmazdı. Evet. O zaman şimdi şu anda herkese sorun. İlk önce size diyor ki yani otopark sıkıntısı, trafik sorunu Manisa'da. Evet. En büyük problemlerden bir tanesi. Evet. O bir de bakın şunu söyleyeyim ben. Hava kirliliği var Manisa'da. O da büyük bir sorundur. Bakın merkezine doğru gittiğiniz zaman nefes alamıyorsunuz. Böyle bir sorun var. Bunu ben bir dönem şeyde aşmaya çalıştık. Eskiden çevre sağlığı şube müdürüydüm ben sağlık müdürlüğünde.
Sayın Bülent Kar'ın belediye başkanlığı döneminde Manisa'da doğal gaz oil gelince oturduk biliyorsunuz Hıfzı Sağ diye bir kurulu var eskiden. O kurul yaptırım alan ilde bazında, valinin başkanlığında toplanan bir kuruldu. Oradan şöyle bir şey geçirtilmiştik. Bunun altyapısını da yine ben hazırlamıştım. Kurula sunumu ben yapmıştım. Manisa'da hava kirliliğini, çünkü Manisa biliyorsunuz hava sirkülasyonu çok az olan bir il. Ve burada Spir çöküyor kalıyor. Tabii. O zaman şunu demiştik, doğalgaz en az 10 daireden, 10 daire ve üzeri olanların tamamına doğalgaz kullanımını mecbur tutuyorduk İl İfsel Kurul kararıyla. Tabii belediyemiz o zaman ki belediye başkanıyla birlikte ve o zaman ticaretle uğraşanlar bu işi özellikle mahkemeye verdiler ama biz o mahkeme sonuçlarına kadar o şeyi İl İfsel Kurul kararını uyguladık. Ama keşke devam edebilseydi bugün Manisa'daki hava kirliliğini de vatandaşın azalmış olurdu diye düşünüyorum. Çünkü gelen kömür, dağıtılan kömür çok kalitesiz olduğu için havadaki kükür dioksit oranını ve kükürt oranını katı atık oranını da artırıyor. Böyle de vatandaşın da sağlığını bizce olumsuz etkiliyor. Bunların tamamı büyük şehir olunca çözülecek şeyler ama Manisa'nın en büyük eksikliği imar tadilatıdır. Bu imar tadilatı mutlaka yapılmalıdır. Belediye bu konuda bir adım attı ama başarılı olamadı. İmar tadilatı belediye meclisimizden geçmeyince geri dönmüş oldu. Bütün halkımızın, vatandaşımızın sıkıntısı budur bana göre aslında. Şehirleşmenin, yani şehircilik plan ve projesini iyi yapılamamış. Bırakın 10 sene, 20 sene sonrasını, gelen arkadaşlarımız 5 yıl sonrasını bile düşünmemişler. Yani 5 yıl sonraya bile program ve şeyini yapmamışlar. Bu yüzden Manisa büyük bir köy görünümündeydi ama Manisa şimdi büyük bir şehir görünümü olmak üzere yol aldı, kat edip gidiyor. Evet. Yani. Sayın Genç, bir de kent konseyi var tabii. Siz bu kent konseyinde de çok büyük çalışmalar içerisinde yer aldınız tabii arkadaşlarınızla birlikte. Bu kent konseyi ne olacak peki? Şimdi kent konseylerinin belediye şeyiyle bağlı kanunu var. Orada şunu söyler, 5 yıllığına belediyeyle birlikte, yani seçilen belediyeyle birlikte 5 yıllık bir süredir burada. İlk seçimde 2 yıl görev yapar, ikincisinde 3 yıl görev yapar. Tabii biz ikinci Mustafa Pala abimiz, benden önce kent konseyi başkanıydı, ben ondan devraldım. Şimdi 3. yıl doluyor, seçimlerden sonra zannediyorum ilk kongresinde toplanacaktır. Manisa'nın bu konuda yapacak çok değerli insanlar var. Onlar zannediyorum bu bizim attığımız adımı hiçbir şehirde de yok bu tür şeyler, etkinlikler, sosyal etkinlikler. Çok az ekonomik şeylerle biz büyük işler yapmaya çalıştık. Ama buradan ben bir daha teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bu konuda büyük destek verdi. Kent Konseyi'nin atılım ve kültürel etkinlikler yapabilmesi açısından en büyüğünü bu yaz işte Hemşeri Dernekleri Festivali'nde gösterdik ki Mesir'le birlikte yürüsün diye. Benim aslında bir hayalim vardı, onu gerçekleştiremedik. Manisa'da bilmiyorum bilir misiniz, eskiden bağ bozumu şenlikleri vardı. Manisa'nın kurtuluşuyla birlikte. O bağ bozumu şenlikleri 15 yıldır kaldırıldı. Onu, neden kaldırıldı? Bilemiyorum tabii, o kalktı, kutlamaktan kalktı. Manisa evet. Biliyorsunuz üzümün başkenti evet. Netice itibariyle. Aslında öyle. Evet. Onu canlandırıp hatta projesini bile yazdırdık. Yani kağıdı evet. Proje yazıldı. Onun meclise, belediye meclisine sunup da oradan geçirme işini bir türlü fırsat bulup da yapamadık. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlarımız Manisa'nın en büyük sosyal kültür etkinliklerden bir tanesi olmalı. Bağ bozumu şenlikleri yeniden getirilmeli. Ve Manisalı halkımız biliyorsunuz o dönemde hep köylerden Manisa'ya gelir. Manisa bir hafta boyunca çok yoğun kalabalıkları ağırlar. İnsanları bir şenlik havasında, bayram havasında güzel günler geçerdi. Yani onu yetiştiremedim ben. Zamanım olmadı. Ama bu fikrinizi, yani bu projeyi belki söyleyebilirsiniz. Var. Kent Konseyi'nde var o projemiz. Evet. Arkadaşlarımız, bizden sonraki gelecek arkadaşlarımız inşallah bunların çoğunu hayata geçirme imkanı bulurlar. Ben çünkü birkaç dalda görev yaptığımdan evet. Yeteri kadar o şeyde çok fazla yoğun zaman bulamadım, vakit bulamadım. Şimdi tek bir göreviniz mi olacak? Şimdi tek görevim var tabii ki. Biraz yadırgarsınız ama siz. Çünkü siz böyle 3-4 görevi birden üstlenen bir ben kişisiniz. Ben hareketli olmayı seviyorum. İnsanları da bir de şunu seviyoruz. Ya biz insan mayası, her şeyin mayası insan.
Ben her insanı çok seviyorum. Allah'ın yaratmış olduğu her kul mutlaka çok değerlidir. Hatta şunu derim, yani bir katilin bile bakarsan içerisinde insanlık yönü vardır. Adam olan onu bulup çıkarandır. Adam olan onu bulup çıkarandır. Mevlana misali, herkesi seveceğiz, kucaklayacağız. İnsanların demokrasi varsa fikirleri farklı farklı olacak. Bakış açıları farklı farklı olacak. Yani benim siyasi görüşüm farklı olacak. Ben sizinle bir olamam ki. Doğru. Ben kardeşimle aynı şeyleri düşünemiyorum ki. Evet. Bu yüzden hepimizin aslında amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet ve payidar yaşamasıdır. Ekonomisinin üst seviyeye çıkmasıdır. Gayet demokratik bir ülke haline gelmesidir. Ama şu da var, insanların da fikir özgürlüğünü de önünü kesmemek lazım. Yani şimdi son zamanlarda özellikle birçok kanunla insanlar köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ben bunu Manisa'da yoğun yaşadım. Nasıl yaşadık? Sendikal mücadelede özellikle siyasilerin karıştığı, yani milletvekillerinin bile sendikalara üye yapmak için uğraştığı bir mücadele verdik biz burada. Umarım, temenni ediyorum, İnsanları kendi hallerine bırakmak lazım. Vatandaşın en büyük anayasal hakkı birincisi oy kullanma hakkıdır, değil mi? Tercihtir. Evet. İkincisi de görüşlerini, fikirlerini beğendiği yerde olmasıdır. Hep şunu savundum, arkadaşlarıma da bunu dedim. Her yerde, bütün Manisa'da, ilçelerde, ülke düzeyinde yapılan toplantılardaki hitaplarımda da hep bunu konuşmuşumdur. Zorla hiç kimse bir yerde durmaz. Zorla getirdiğin, üye yaptığın sendikana adam ilk fırsat bulduğu anda seni terk eder gider. Senin gibi düşünmeyen adam, seni tasvip etmeyen, senin politikanı beğenmeyen, senin sendikacılık yönünü beğenmeyen, mücadeleni beğenmeyen adam zorla bir yere geldiği zaman ilk fırsatta sırtını döner. O yüzden biz bizi sevenlerle, biz bizim politikamızı tasdik edenlerle, biz bizim mücadelemizi beğenenlerle, bizim sendikacılık mücadelemizi beğenenlerle birlikte yola çıktık. Ama Manisa'da Türk Sağlık Sen'in bir ayağı vardır, oturmuştur, çok güçlü bir sendikadır. Ege'de Türk Sağlık Sen'in en güçlü sendikası Manisa'dadır. Ben burada böyle çıtayı yukarıda İddialı bıraktım. Oldu. Yani İddialı söylüyorum, cidden rakamlarla böyledir bu. Rakamlarla böyledir. Türkiye Kamu Sen bugün Manisa'mızda bile vatandaşa çıksan, hiç ilgisi olmayana sendika sorsan Türkiye Kamu Sen der. Sendikayı sor. Kime dersen de bunu. Yani halbuki işte bazı sendikalar sayısal bakımdan bizden önde olabilirler. Üye ama, olarak. Üye olabilirler ama etkinlik, meydanda tabii olmak, evet. Tabii meydan. Sendikal mücadele meydanlarda yapılır. Yani ben şunu her zaman arkadaşlarıma da söylemişim. Her gittiğim yerde sendikal mücadele masada oturarak yapılamaz. Sendikal mücadele gezerek yapılır. Çalışanla göz temasıyla yapılır. İnsanlara pozitif enerji yayarak yapılır. Herkesi severek yapılır. Bana küsenle, darılanla, kızanla bile, sırtını dönene bile elimi tutmuşumdur. Elini tutarım. Bizim sendikacılık manasında hiç kimseyi ötekileştirme lüksümüz yoktur. Ki benim hayat felsefem zaten öyle bir şey yoktur. Ben gerçekten diyorum, hayatımda hiç kimseye çok fazla kızmadım. Kızmam. Onları da görüşüne saygı gösterilmesi gerekir diye düşünmüşümdür. İnsanların makam ve mevkilerine göre hiç karşıma almadım. Bu dünyadaki makam mevki çok önemli değildir, gelip geçicidir. Musalla taşını adamı müdür diye farklı şekilde koymuyorlar. Başkan diye de koymuyorlar. Allah'ın yaratmış olduğu kul diye koyuyorlar. Ve o yüzden sendikacılıkta kamu çalışanını sıkıştırmamak lazım. İnsanlar tercihlerini rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde, kiminle beraber olmak istiyorlarsa onunla olmalılar. O süreçte biz Manisa'da, ben 15 senedir, daha bir tane insan diyemez ki Mustafa Başkan, bana bak seni şöyle yaparım, gelsin üye yap dedirtiremez, ben bu mesleğimi bırakırım. Evet. O kadar da iddialıyım bu konuda. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da, mücadele edecekler de, benimle birlikte ne yaptıysak bugüne kadar, onlar da bizim bir mirasımızı beraber devam ettirecekler. Ama ben Manisa'da çok mutlu ve güzel günler yaşadım. Çok huzurlu günler yaşadım. Özellikle işte basındaki kardeşlerimizle uzun yıllar onlarla kameranın önünde arkasındaki arkadaşlarımızla hep birlikte çok güzel günler yaşadık. Beraber olduk. Haber kaynağı olduk zaman zaman böyle. O yüzden onların da benim üzerimde emekleri çok fazla. Halkımız da bir şekilde bizi son yıllarda çok daha değişik manalarda tanıdı. Özellikle kamu çalışanları. Manisa'da binlerce kamu çalışanı var. Onların her birisini, hangi sendikaya üye olursa olsun. Herkesi çok seviyorum ben.
Hepsinin özellikle Manisa yani bu konuda çok şey kazandırdı bana. Hayatımda ki mihenk taşlarımdan birisidir. Manisa yani öyle bir yerde ki belki ben burada doğmadım. Doğrudur. Ama sizin için çok fazla önemi var Manisa. Çok önemi var. Evet. Ben şunu söylüyorum. Her Manisalı hemşehrimiz, ben Ankara'da bir kapısının olduğunu bilsin. Telefonlarım aynı. Diş değiştirmem. Yerimiz belli. Ankara'ya geldiklerinde Manisalı hemşehrilerimiz her ne işleri olursa olsun kapımı çalarlarsa şeref duyarım, gurur duyarım. Onlarla birlikte olmaktan onur duyarım. Onların dert ve tasalarını, işlerini halletmekten zevk duyarım. Mutlaka beklerim herkesi orada. Ama dönüp dolaşacağım yer en sonunda yine Manisa. Onu söyleyeyim. Burası evet. Benim memleketim. Şeyimiz burada yani. Yeniden, kaynağımız burası. Yeniden hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki şimdi şöyle bir şey, sizin ziyaretleriniz de var. Veda ziyaretleriniz. Evet, evet. O yüzden program evet, öncesi de konuşmuştuk. Sizi yetiştirmemiz gerekiyor ki sağ olun, gidip sağ olun. Tüm herkesle vedalaşın rahat rahat. Bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Manisalılara da buradan veda etmiş oldunuz aslında. Sağ olun. Canım. Bu tam bir veda değil. Her zaman yok. Yine buradasınız. Hayır, bir ayağımız burada. Evet, bir ayağınız burada. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun Canan. Ben de teşekkür ediyorum. Beni düşünerek böyle bir imkanı tanıdınız. Gerçekten ekranlardan da değerli hemşehrilerimize, kamu çalışanlarına veda etme şansını verdiniz. Hepinize başta Erdinç Çubrukaya olmak üzere. Bütün ekibine gerçekten uzun yıllar beni burada misafir ettiler. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Çok daha iyi başarılar diliyorum. Daha iyi yayınlar, efendime söyleyeyim, çok daha güzel ortamlar olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Burada Manisa halkımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kamu çalışanlarına sevgilerimi sunuyorum. Gönüllerini benden çıkarmasınlar gönüllerinden. Benim onların her birinin yeri benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Herkesi yine birlikte yılmadan mücadele etmeye devam diyorum ben. Evet. Yılmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Evet, çünkü, çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyor da Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Genç bizlerle birlikte oldu. Programımıza ara vereceğiz. Aranın ardından ben farklı konuklarımla yeniden ETV ekranlarında olacağım.